Mikrofonu Ferruh Bey'e ulaştırır mısınız? Teşekkür ediyorum başkan. Çok sunumunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir ayda yararlandık. Ben bir vaka, bir olayı anlatmak istiyorum. Şimdi bir A şirketi, bu şirket imalatçı. Bir B şirketi, bu şirket pazarlama şirketi. A şirketinin ortakları farklı hisselerle de olsa B şirketinin de ortakları. A şirketi 13 milyon kar beyan ediyor. Ve yıl içinde 10 milyon lira reklam harcaması yapıyor. Diyor ki ya bu reklam harcaması benim için çok. Pazarlama şirketine diyor ki bunun hiç değilse 2 milyonunu sana vereyim. Sen sana keseyim fatura, sen bunu masrafına yaz. O da diyor ki 2 milyon çok, biz zaten kar marjımız çok az. Sen bize 1 milyon lira ver, 1 milyona razı olun. Aralarında sözleşiyorlar. 1 milyon lira fatura kesiyor ve o da alıp masrafına yazıyor. Yıl sonunda pazarlama şirketi zarar ediyor. İmalatçı şirket dediğim gibi 13 milyon fatura beyan ediyor. Şimdi bu transfer fiyatlandırmasından incelemeye alıyorlar ve inceliyorlar. Diyorlar ki pazarlama şirketiyle imalatçı şirketinin hasılatını toplayalım, orantı yapalım. Yüzde kaç çıkıyorsa imalatçı şirket o oranda ona fatura kesmesi gerekir. Yani 1000 lira kesen o oranda kesmesi. Bu oran %25. Yani 2,5 milyon kesmesi gerekir. Bu takdirde pazarlama şirketi zarara dönüyor. Diyorlar ki o alsın vergiyi geri, bu ödesin. Yani imalatçı şirketi vergi ödesin, tekrar ek vergi ödesin. Pazarlama şirketi de zarara döndüğü için ödemiş olduğu vergileri geri alsın. Ve bundan sonra biz tabii itiraz ediyoruz. Böyle şey olmaz, bu bir emsal değildir. Eğer böyle yapacaksanız illa, o zaman pazarlama şirketini de incelemeye alın. Onun pazarlama satış dağıtım giderleriyle imalatçı şirketin pazarlama satış dağıtım giderlerini toplayın. Orada da bir oran yaratın. Bu oran %25'e geliyorsa hiçbir fark çıkartamazsınız. Çünkü transfer fiyatlandırmasının o en son maddesinde grup şirketlerin ne şekilde dağıtacağını torba yapılır, finaltılır diyor. Bunu anlatamadık biz ve şu anda mahkeme devam ediyor. Yani Danıştay'a kadar gitti. Ama ne yazık ki yani mahkemeler ayrı, yani hukuku kaybettik. Yani hukuku bulamıyoruz. Şu anda genç hakimler hiç okumuyorlar bile. Gidiyor yani. Bir kişi raportör lehte karar veriyor sizin ama üyeler bir kısmı aleyhte karar veriyor. Böyle gidiyor süreç. Tabii benim bütün dileğim Türkiye'de yani yurt içinde olan transfer fiyatlandırmasıyla ilgili mevzuatın kaldırılması. Böyle bir şey olamaz. Ama uluslararası ilişkiler açısından, yurt dışı transferler açısından, ülkenin topyekun vergi kaybını önlemek açısından bu olabilir. Ama yurt içinde zaten Ahmet vergi ödüyorsa, işte Mehmet gelirine kaydediyor, vergilerine kaydediyor. Neticede topyekun vergide değişen hiçbir şey olmuyor. Bunun için bütün temelinin kaldırılması. Bu anlattığım olayla ilgili bir şeyiniz var mı başka benzerleri? Çünkü bunun emsali de yok. Emsali olmadığını Danıştay üyesi de koymuş. Demiş ki bunun raportörü demiş ki buna bu tür olaylara emsal uygulanamaz demiş. Yok. Ya, teşekkür yani ederim. Zaten şöyle hiç böyle bir olay duymadım. Hazine zararı kavramı, bu hazine zararı kavramından önce mi sonra mı? Yani çünkü hazine zararı yok gibi not aldım da yani. Tabii hazine zararı yok. Hazine zararı yok. Katma değer vergisi kaybı yok. Yok karşılık işte yani hazine zararı nasıl yazılmış? Evet yani maalesef durum bu yani. Ya yok. Yani durum yok, bu yani. Ya not aldığım kadarıyla hazine zararı yok. Evet. Öyle mi? Olay bu. Öyle mi? Ben var diyorum. Hazine zararı var. Yani zarara girmeseydi diyor öbür firma. Öbür firma zarar ettiği için onun zarar ettiği kısım kadar hazine zararı vardır diyor. Yani pazarlama şirketi
ne fatura kesince onu giderine yazacak. Giderine yazınca dolayısıyla zarara geçecek. Hazine zarar etmiş olacak demek istiyor. Çünkü onu da 5 yıl ödeyecek, böyle gelecek. Yani neticede bunu böyle yorumladılar ama ben okuma komisyonunda bunu anlattım. Okuma komisyonu haklısınız ama bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Biz okuma komisyonuyuz dedi. Ya sadece okuruz dedi ve tavsiyede... Yanlış anlamıyla hangi gruplarda oldu bu? Bu işte Karakemi'deki bizim büyük mükellefler... B'de oldu. Tamam mı? Orada. Biz okuma komisyonu sadece okuruz ve şeye tavsiye ederiz. Hani denetmenin müfettişe tavsiye ederiz. Hadi ondan sonra uzlaşma komisyonuna gittik. Cezanın dedi %90'ını affedelim. Verginin aslında şey yapılırı. Dedi ki efendim bu bir haksız. Evet haksız ama dedi ya dedi siz de öbür kurumdaki iade alırsanız dedi. Şimdi öbür kuruma zaten haberi yok. İşte tebligat bitmemiş. Dolayısıyla ya onu iade alırsanız o yüzden biz dokunamayız dedi. Bizim de bu konuda yetkimiz yok dedi. Şimdi %90 indirelim dedim ki ya %90 indirecek de zaten herkes aynı işlemi yapıyorsunuz. Yani biz o zaman gazetelerde falan yanlış okuyoruz. Hani şu ülkelerin vergisi sıfırlandı, bunun cezaları sıfırlandı. Böyle bir şey yok demek ki. Yani sizin yetkiniz bu kadarsa telefonda bildirin. Hani savcılık ceza kestiği zaman bunun 2002'de işte 200 lira yatırırsanız aklınızda dava açılmayacaktır diye tebligat gönderiyor ya. Onun gibi bir tebligat gönderin bize. %90'ının sileceğini kabul ederek eğer bir ay içinde ödersek öderiz, ödemezsek uzlaşmamış sayılırız. Mesela örneğin boşuna insanları meşgul etmeyelim, trafik, yollar, şunlar, bunlar. Neticede orada da uzlaşamadık yani. Biz tabii davaya gittik, bakalım ne kaybedeceğiz, ne kazanacağız. Teşekkür ederim Ferruç'cum. Sağ ol. Hadi sadece şunu söyleyeyim. Ama ben sorumlu yazılmadı. Ha tamam. Yok, ben de şunu söyleyeyim. Zaman zaman rapor okuma komisyonunda bulundum. Yani merkezi rapor okuma. Yani biz raporların, mükelleflerin dinleme hakkı da var. Geliyor meslek mensubuyla anlatıyor. Yani biz, ya benim olduğum toplantılarda ben değerlendirdik, dinledik. Yani eğer ikna olmuyorsak zaten müfettişe yazıyoruz. Yani diyoruz raporu şu açılardan tekrar değerlendir veyahut da düzelt veya işleme konulmamızı. Eğer ikna olmamışsa geçmiş olsun, davayı kazanmışsın. Evet. Ama hazine zararı yokken nasıl yazılmış ben anlayamadım. Masisçim buyur. Vereceğim arkadaşım. Masis abi. Mikrofonsuz konuşabilir miyim? Hayır. Mikrofonsuz konuşmak yok. Geçiyor kaydı. Ustadım, size çok teşekkür ediyorum. Geldiniz. Kaydılar. Çok sağ olun. Bu konu çıktığı zaman bu konu çok tartışıldı. Sonunda Mehmet Akif Ulusoy o zaman geldi, idaresi başkanımız. Duymuyorlar. Mehmet Akif Ulusoy geldi, idaresi başkanımız. Ya Masih sen mikrofona alışkınsın ya. Sen Mehmet Akif Ulusoy o zaman ziyaret etmiştik sayın geldi, idaresi başkanımız. O arada şeyde mutabak kalmıştık. Hazinenin zararı varsa, eğer iki firma arasında hazinenin zararı yoksa herhangi bir işlem yapman gerek olmayacak. Kaldı ki ben Mardinliyim. Mardin'de bütün insanlar ilişkili kişidir. Sana söylüyorum, bütün insanlar ilişkili kişidir. Mesela kız vermekten Mardin'e gidenler bile hepsi ilişkili kişidir. Şimdi öyle bir şey yasa çıkartıldı ki anladık, birinci derece akraba tamam. Amenna. Alt soy, üst soy. Yok kayıtlar vesaire. Şimdi geçen iş kanununda bir şey çıktı biliyorsunuz, mazeret izinleri. Mazeret izinlerinde şey yok biliyor musunuz? Kaynana kaynabaları yok. Ama transfer fiyatlandırmasına geldiğiniz zaman kaynana kaynabaları vesaire. Bu kadar geniş tutunca bu yasa işlenmez hale geliyor. Şimdi bizler Malim Şabile, ya bilim Malim Şabile Ustadım. Artık neyiz biliyor musunuz? Meşru yaşam, meşru yaşam mesleği. Geçen bir toplantıda bu tartışıldı. Yani yaşamı meşru halde getirmek gibi bir görevimiz var. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman, şimdi transfer fiyatlandırması, ödüllük tarzı tamam, eyvallah, ona bir şeyimiz yok. Ama transfer fiyatlandırması o kadar karşı
ve herkese göre değişken ki, siz de konuşurken şunu dediniz, emsale uygunluk. Hani muhasebe standartlarında şey var ya, gerçeğe uygun diye. Kime göre? Pazar günü emlakçılarla beraberdik. Şimdi emlakçılar şunu söylediler. Daire satışları bıçak gibi kesildi. Peki şu anda sana daireler ucuza satılırsa transfer fiyatlandırmasına gelecek mi? Firma ekonomik sıkıntıya girdiği zaman makinasını ucuz satmak durumunda kalıyorsa transfer fiyatlandırmasına girecek mi? Evet. Transfer fiyatlandırması grup şirketlerde olur. Hemen tamam. Yurt dışı alımlarda transfer fiyatlandırması evet. Ama inanın ya kuşağı dediğimiz bir kuşak var arkadaşlar. Yani 80-83'ten bu yana adamlarda akrabalık yok, dostluk yok, arkadaşlık yok, samimiyet yok. Sadece çıkar var ve benlik var. Şimdi nasıl uygulanacak? Bir yeminli mali müşavi nasıl tespit edecek? Ya arkadaş dersen şimdi transfer fiyatlandırmasında bir işte kadın soruyoruz, adam yok diyor. Peki ben öbür şirketleri nasıl bulacağım, nasıl yapacağım? Ve de sorumluluk. Hep sorumluluk yazsınlar. Bence daha çok yazsınlar. Çünkü böyle sorumluluk yazarsa belki ileride yeminli mali müşavi kalmayacak. Şimdi size bitireceğim başkanım. Yani çok meşhur bir fıkra var temelde. Başka kimse yok mu? Başka kimse yok mu? Ya o fıkra biliyor musunuz? Yani, şimdi anlatayım hemen. Çok kısa. Temel karar vermiş demiş ki ben artık spora başlayacağım. Ne yaptım yapacağım. Gitmiş hemen spor malzemelerini almış. Eşyalarını almış. Ondan sonra çıkmış böyle. Karadeniz'de hani şey yaptık. Sağ ol. Tam böyle şeye girecek, yani işte laftik yapacak ya, o arada ayak kayıyor. Ayak kayınca çok da yüksek, hemen apartman patlayı düşürerken bir ağaç çıkıyor, bir dal çıkıyor, hemen temel tutunuyor. Temel, kimse yok mu, kimse yok mu? Ses yok. Temel bakıyor ki, vallahi ben öleceğim herhalde diyor, artık kurtuluşum yok diyor. Ona başlıyor, ey Allah'ım diyor, beni cennetine kabul eyle diyor. Vallahi benim günahım yok diyor. Ne olursun diyor, günahlarımı affet, beni cennetine kabul. Orada bir ses geliyor. Ey kulum diyor, o kadar işten dua ettin ki diyor. Ben diyorum tamam diyor, bırak kendini, senin cennetini alıyorum diyor. Hemen kafası çeviriyor. Başka kimse yok mudur? Başka kimse yok mudur? Efendim size çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için çok sağ olun. Ha size de iyi tatiller diliyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Hem ruh sağlığınıza hem beyin sağlığınıza dikkat edin ama. Masistin bu hikayeyi ülkeden öğrendim değil mi? Bunu ülküden mi öğrendin? Hayır, bunu kocamdan öğrendim. Ya, kocamdan öğrendim. Çok katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Buyur arkadaşım. Merhabalar, ismim Berkan Yetkiler. Şöyle bir sorum olacaktı. Şimdi bu kurullar kapatıldı tabii. Vergi denetim kurulu oluşturuldu. Bu kurulun altında da işte büyük mükemmeler, küçük mükemmeler, inceleyenler. İşte organize kaçakçılık ve örtülü sermaye transfer fiyatlaması bölümü oluşturuldu. Tabi buradaki beklenti her grubu bulunduğu alanda uzmanlaşması ve o alanda incelemelere yoğunlaşması, yani onu yapması bekleniyordu. Ama biz hani transfer fiyatlaması grubunda olmayan inceleme elemanlarında bu incelemelerini yaptıklarıyla karşılaşıyoruz. Bu çerçevede acaba tabi bu başka birimlerdekiler de bu incelemeyi yaptıkça özellikle bu büyük mükelleflerde bu sefer sizin uzmanlaşmanız da bir anlamda sekteye uğruyor. Hani bu konuda vergi denetim kurulu olarak bir şey var mı? Bir sınırlama veya bu konuda bir çalışma var mı? Onu sormak isterim. Teşekkürler. Ben bilgi vereyim. Şimdi vergi denetim kurulu uzmanlaşma ve iş bölümünün gereği olarak işte örtülü sermaye transfer fiyatlandırması yurt dışı kazançlar ile organize vergi kaçakçılığıyla mücadele grup başkanlıklarını kurdu. Bu grup başkanlıkları sınırlı sayıda müfettişin bulunduğu ve daha çok sorunları tespit etme ve riskleri belirlemek için oluşturulmuş. Tabii uzmanlık ve iş bölümünün doğal sonucu olarak biz bütün transfer fiyatlandırması, bütün örtülü sermaye, bütün yurt dışı kazançları bizim gruplarımız yapacak diye bir şey yok. Belki gelecekte yeterli sayı olursa bu düşünülebilir. Ama şu anki perspektifte sadece bu alanlarda önemli konuları irdeleyip
sorunları tespit etmek, risk analizi yapmak. Yani bu anlamda diyelim ki organize vergi kaçakçılığı grubu ve bizim grubumuz büyük ölçekli grubuna da iş yaratır. Yani çünkü daha sınırlı sayıda diyelim İstanbul'da şu an 35 müfettişin olduğu bir grup veya Türkiye genelinde transfer fiyatlandırması grubunda şu an yaklaşık herhalde 80 kişi görev yapıyor. Hatta 70 bile olabilir net sayı. Çünkü aktif olarak görev yapan kimisi idarede oluyor, kimi yurt dışında oluyor. 70 bile olabilir. Yani 70 kişiyle bütün transfer fiyatlandırması işlerini yapmak mümkün olmaz zaten. Doğal olarak zaten bir de şu var, büyük mükellef tanımına giren mükelleflerin zaten yani hasılatta veya diğer şeylerde çok sorun olmaz. Zaten problem varsa transfer fiyatlandırması veya örtülü sermaye, bir takım özel işlemlerde yani bu alanlarda problem olur. Onun için doğal olarak büyük ölçekli grubundan da incelemeler olacaktır. Bir de biraz önceki konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Yurt içi işlemler burada çok büyük haklılık payı var.